Ah ne kötü günlerdi. Resmen şuurumu kaybetmiştim. Düşün, senden bile şüphelendim. Kendi kuzenimden. İnanmıyorum. Ama sakın yanlış anlama kuzen. Seninle ilgili bir durum değil. Yengem, beynimin itini yedi. Kesin Mehmet bir şeyler yapıyordur diye. Ben de gaza geldim. siz de çok iyi anlaşıyorsunuz. Resmen delirmiş gibiydim. Neyse, şimdi her şey yoluna girdi. Çok sevindim. Biliyor musun? İkinci bebek çalışmalarına bile başladık. Ciddi misin? Resmen değildik ama istiyoruz. Sizin için çok sevindim kuzen. Yusuf büyüdü. Kıskanacak yaşı da geçti. Bence tam zamanı. Sende ne var ne yok? Hiç. Burası yeni mekan kanka. İlk yerlerini Bağdat Caddesi'nde açmışlardı. Bir risottoları var. Amma övdüm be oğlum. Gören de seni gizli ortak falan sanacak ha. Pardon, ben sinirle yanlış yere mi girdim? Kusura bakmayın gerçekten. Yok yok, ben yani belki de ben yanlış yere girmişimdir. Kim yaptı ya? Çok kötü olmuş. Gelin sürdü. Pardon, yani ben öyle demek istemedim. Siz konuk musunuz? Yok, ben güvenlikte çalışıyorum. Desene sen de işçi takımından. Afiyet olsun. Bir dakika, bir dakika ya. Buyurun efendim. Bunun üstünde pesto sosu yok. Menüde de öyle bir seçenek yok zaten. İyi de ben bunu pesto sosu olmadan yemem ki. Menünün içeriğini değiştiremiyoruz ama istersen size başka bir şey söyleyeyim. Hayır tatlım, bunu yiyeceğim. Sen de üstüne sosu getirip koyacaksın. Parasıydı değil mi ya? Baş üstüne. Geçen kulüpteyiz kızlarla. Adam misket limonu diye bildiğin yeşil limonu kakalamaya çalıştı ya. Sinir oldu. Geri oğlum. Ben bir tuvalete gidip geleceğim. Bu da bir uçtu, bir daha yere inemedi. Adam cool takılıyor baba, farkında değil misin ya? Pardon abi ya, demin bizim masaya bakan bir kız vardı. Nerede o? Shift'i bittiyse çıkmış olabilir. Ben yardımcı olayım. Peki mutfak neresi? Mutfak bu taraf. Sen. Beyefendi, oraya giremezsiniz. Adil abi, şunun sosunu bol bol koy da gırtlağında kalsın. Sinirlenme kızım. Parası çok ya, sosu da çok olsun. İşte ben çıkıyorum. Oh, merhaba. Buyurun. Beni hatırladın mı? Ben tuvalette karşılaşmıştık düğünde. Hangi düğünde? Taş kıranların düğünü hani. Kızlar tuvaletinde karşılaşmıştık yani. Sonra sen ben sokaktaydım, sen otobüsteydin. Ben el salladım sana. Sen de bana el salladın. Taksim'de gördüm seni. Sen arkadaşlarınlaydın. Çok kalabalıktı etrafın. Ben yanına... Neyse bak, yine karşılaştık. Ne tesadüf değil mi? Bu kadar tesadüfe adını söylersin artık. Kusura bakma ama ben bu dediklerini hatırlamıyorum. Ayrıca da şimdi gitmem lazım. Dur bir
dakika ya, sen şu güvenlikte çalışan çocuktun değil mi? Evet, ben oyum, evet. Adım Kerem. İnci ben de. Peki, bir daha karşılaşana kadar hoşçakal o zaman. Of of of, bir dakika. Ben patronun oğlunu almaya gelmiştim buraya ama çocuk gitmiş arkadaşlarıyla. Yani anlayacağın, araba var bende. İstersen bir yerlere gidip bir kahve falan içebiliriz. Belki bir daha karşılaşamayız. Benim pek fazla vaktim yok ama. Olsun, buraya çok yakın bir yer biliyorum. İyi, ben bir eşyalarımı alayım. Senin patron Karun galiba. Bu arabayla kaç karın doyar ya? Buyurun Kerem Bey. Seni tanıyorlar herhalde. Altında böyle bir araba olan herkes tanır bunlar. Pazarda gayri resmi bir toplantı yapacağız. Hay hay efendim. Necip Bey'in bize vermeyi vaat ettiği iş sürekli ertelemesi artık sinirimi bozmaya başladı. Sözleşmeyi hazırlayalım. Bugün imzalamadan dönmeyeceğiz. Peki Zümrüt Hanım. Benim çalışkan sevgilim biraz ara verip benle ilgilenebilir mi? Aç bakalım. Bu ne? Bir açarsan görürsün. Sonra açsam. Şimdi bak. Gözlerindeki ışıltıyı görmek istiyorum. Ben de bu yüzden açmıyorum Mehmet. Eminim çok beğeneceğim bir şeydir. Çok mutlu olacağım ama içimden geldiği gibi sevinemeyeceğim bir şey. Çünkü her an kapı açılabilir, karın içeri girebilir. Yemeğe gidelim mi? Aç değilim. Ya olur mu? Öğlen oldu. Sabah yediğimiz poğaçayla duruyorsun. Doğru. Odanda gizli saklı yediğimiz poğaçanın üzerine bir de yemekhaneden öğle yemeğini kaldıramayacağım. Ece, neyin var? Neyin var ha? Neyin var? Aylardır evli bir adamla birlikte. Dört duvar arasında geçen gizli bir ilişkin var. Bu da yetmezmiş gibi önceden benden şüphelenen karın şimdi en yakın dostum olma yolunda hızla ilerliyor. Gördüğün gibi her şey süper. Ece. Ece dur bir dakika, bekle bir konuşalım. Ne konuşacağız Mehmet? Karınla aranı nasıl düzeltelim? Yoksa ikinci çocuk planlarınızı mı anlatacaksın? Ece. Mehmet Bey, ben de size bakmışım efendim. İmzalamanız gereken birkaç evrak var. Nerede çalışıyordun sen? Ilgaz Holding'in güvenliğinde. O düğündeki görgüsüzler değil mi onlar? Ben freelance çalışıyorsunuz diye düşünüyorum. Yazık sana, çekilir mi onların şımarıklıkları? Sonradan görmeler işte, ne olacak? Ekmek parası, ne yaparsın? Kerem, ne haber? İyilik, senden?
İyi. Vicky'nin partisine geliyorsun değil mi? Necla hoş çatlama ya. Necla hoş da geliyor partiye. Benden söylemesi. Hala seviyormuş seni. Gitmem gerekiyor. Sokağı birbirine katacak yoksa. Görüşürüz şekerim. Bay bay şekerim. Kızı falan tanımıyorum. Bir kere işte şey olmuştu. Hadi hadi. Ya vallahi sandığın gibi değil. Sen bu güvenlik ayağına cikslerin gözdesi olmuşsun. Partilerin güvenilir adamı olarak vazgeçemiyorlar senden anlaşılan. Bunlar böyle işte ya. İki dakikada enseye tokat oluyorlar. Ama şımarıklar işte ne olacak? Ben eve geç kaldım. Baba ne yapıyorsun ya, ben hallederim. Benimkinin parası. Allah Allah, ben hallederim diyorum. Niye ya? İkimiz de çalışıyoruz. Neyse ben geç kaldım. Ya ben bırakacağım seni. Bende araba var biliyorsun. Ya içeyim mi sonra? Yok, bir şey olmaz, merak etme.